Bob Proctor sürekli olarak birisinin okuması için kendisine verdiği bir kitaptan ve onun tüm hayatını nasıl etkilediğinden bahseder. Önceki videoların altındaki yorumlarda bunun nasıl bir kitap olduğunu birçok kez sordunuz. Bu yüzden bu videoda size kısaca bu kitabı ve Bob Proctor'ın neden bu kadar çok sevdiğini cevaplayacağım ve anlatacağım. Sıklıkla zenginliğin özel insanlara ait olduğunu düşünüyoruz. Büyük başarılara ve zenginliğe yer olmayan büyülü çemberden çıkmaya bile çalışmıyoruz. Napoleon Hill, korkularımız, şüphelerimiz ve özgüven eksikliğimizle başa çıkmanın yollarını sunuyor. Tüm bunlar genellikle mutlu olmamızı, tanınma ve esenlik kazanmamızı engeller. Herhangi bir kişi serveti çekmek için gerekli bilgi ve becerileri edinebilir. Bu videodan sonra nihayet işe koyulmak ve hayatını başarılı kılmak için gerekli ivmeyi elde edeceksin. Napoleon Hill'in fikri sana enerji verecek, yeni çözümler araman için ilham verip hedeflerine ulaşman için sana araçlar sağlayacak. Düşünce gerçekten güçlüdür. Başarıya ulaşmanın ilk ve en önemli ilkesi. Başarıyı düşünenlere başarı garantilidir. Mağlubiyet, mağlubiyeti düşünenlere gelir. Başarısızlığın sebebi ilk başarısızlıkta vazgeçmek. Vazgeçmeden önce mümkün olan her şeyin yapıldığından emin olmalısın. Ne elde etmek istediğini kesin olarak bilmek önemlidir. İnancını ve azmini başkalarına ilham kaynağı edip imkansızı başar. Arzulanan her şey hayal edilebilir ve ulaşılabilir. Para açısından düşün. Onu elde etmen için gereken spesifik plan hemen ortaya çıkacaktır. Sahip olmak istediğin tam para miktarını belirle. Bir son tarih belirle ve yazılı olarak arzuyu, niyeti, hedefi beyan et. Gözlerini kapat ve hedeflerinle ilgili ifadeyi tekrarla. Bu programı sabah ve akşam tekrarla. Dürüstçe bana arzu ettiğin servet için ne ödemeye hazır olduğunu söyle. Kağıt üzerinde bir plan yap ve hemen harekete geç. Görebileceğin bir yere niyetlerini içeren bir kağıt parçası koy ve her gün yatmadan önce notlarını oku. Paranın zaten senin olduğuna inanıp hissetmen gerek. Arzu, başarısızlığı zafere dönüştürür. Zihin için kendimizin tanıdığı engeller dışında hiçbir engel yok. İşte özgüven kazanmanın 5 aşaması. Hayatımın amacı benim için açık ve bunu başarmak için fırsatlara sahibim. Ve kendimden azim talep ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Her gün yarım saat boyunca yansımada görmek istediğim kişiliği geliştireceğim. Hayattaki ana hedefi formüle ettim ve bunu başarmak için gerekli özgüveni elde edene kadar çaba göstereceğim. Ve bu güçleri çevremdeki insanları bir araya getirmek için kullanacağım. Kendi kendine telkin, bilinçli ve bilinçaltı düşünme arasındaki kontrol merkezidir. İnsan ihtiyacı olan bilgiyi kendisi bulur. Bilgi, akıllıca organize edilmediği ve servet biriktirmeye yönelik olmadığı sürece parayı kendine çekemez. Ancak net bir plan haline getirildiğinde ve sonuca yönelik olduğunda etkili bir güç haline gelir. Eğitimin özü bir kişinin yeteneklerini geliştirmektir. Başarılı olmak için seçtiğiniz alanda özel bir bilgi edinmeniz gerekir. Bilginin kendisinin belirli bir değeri yoktur. Belirli bir amaca ulaşmak için kullanıldığında başka bir konudur ve bunun için bir eylem planına ihtiyaç vardır. Fırsatların hayal gücünde gizli. Bu atölyede bir insanın planları ve arzuları şekillendi. Sonuçta bir kişi hayal edebileceği her şeyi oluşturabilir. Hayal gücü bir insanı sıradan günlük düşünceden fikir deposuna aktarabilecek bir kaynaktır. Ve yaratıcı hayal gücü ancak bir şekilde geliştirilebilir. Mümkün olduğunca onu sık kullanarak. Hayal gücü, iç sesini duyma yeteneğiyle yakından ilişkili. Unutma, plan uygulanmazsa onu bir başkasıyla değiştirmen gerek. Asıl mesele planın gerçek ve uygulanabilir olmasıdır. Mesleğinin ne olduğuna karar vermelisin. Yönetmek veya gerçekleştirmek. Bu, profesyonel olarak nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır. Kendini ve insanları yönetmenin sırları kendini bilmek ve kendini kontrol etmek üzerine kuruludur. Kendini kontrol eden kişi başkalarını nasıl kontrol edeceğini bilir ve adalet duygusuna sahiptir. Böyle bir lidere saygı duyulur ve güvenilir. Karar vermede netliğe sahiptir. Başarılı bir yönetici her zaman astlarıyla anlaşmaya varabilir. İşbirliğine hazırdır ve onların sorunlarını anlayabilir. zenginliğe giden yolun başarı ilkelerine dayandığını unutma. İstediğin her şey elde edilebilir. Para açısından düşün. Onu elde etmen için gereken spesifik plan hemen ortaya çıkacaktır. Eğer plan uygulanmazsa onu gerçek ve uygulanabilir bir başkasıyla değiştirmen gerek. Tam olarak ne kadar paraya sahip olmak istediğini belirle. Hedeflerini ve niyetlerini sabah ve akşam yüksek sesle tekrar et. Servet için ne ödemek istediğini düşün. Belirli bir plan yap ve hemen harekete geç. Kendine inan. Olumsuz düşünceleri yapıcı düşüncelere dönüştürmek için kendi kendine telkin yöntemini kullan. İhtiyacın olan bilgiyi bul, geri dönüştür ve sonuca yönlendir. Hedeflerine ulaşmak için bilgini kullan ve pratik bir eylem planı oluştur. Hayal gücü sana harika fırsatlar sunuyor. Arzularını ve planlarını inşa eden hayal gücüdür. Fikir belirli bir plana sahip olarak servete dönüşür. Niyetin için doğru insanları kendine çekmeye başla. Başarıya ulaşmanın önemli bir adımı iyi bir iştir. Sevdiğin bir iş arıyorsun ve bunu ilhamla yapıyorsun. Seninle başarının arasında neyin durduğunu analiz et. İç gözlem eylemlerin etkinliğini arttırmaya ve gerekli nitelikleri geliştirmeye yardımcı olacaktır. Net bir hedefin, net bir planın ve doğru insanların desteği varsa kararlılık ve azim gelecektir. Sadece olumlu duyguları kullanma alışkanlığı ve deneyim oluşturmak önemli. Ne ile mücadele ettiğini anlamak ve bu ilkelerden sapmamak önemlidir. Ve güçlü bir kişiliğin hedeflere ulaşma yeteneğine sahip olduğunu, öz disipline sahip olduğunu ve bir planı nasıl izleyeceğini bildiğini unutma. Bu konuyla ilgili yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, videoları kaçırmamak için abone olup zile tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklın gücü sizinle olsun.